Merhaba, herkese iyi haftalar. Karsan günlük grafik. Tabii o da çok gevşedi. Yani öyle bir satış yedi ki. Şurada baktığınız zaman Aralık fiyatlarını, o Ekim Kasım Aralık fiyatlarına doğru geri döndü. Gelen tepki 3.14'ten normalde tabii bir tepki alanı, RSI tarafından da tepki alanı, onu göstereyim. 28 RSI'dan yukarı yönlü bir tepki verdi. Bu tepki biraz daha yukarı doğru sürükler mi diye bakıyorum ama çok sınır bir yerde kapanmış. Ama yani yine de yukarıda kapatmayı başarmış. Yani 3.40, 3.41-2 o tür bir kapanış olsaydı acaba derdim bir 3.70'e doğru, 3.55'in üstünde 3.60, 3.70'lere bir hareket olabilir mi diye aklıma gelirdi. Ama bu biraz şey, güdük bir tepki. Öyle çok iyi bir tepki değil. Şey de yok, hacim de yok. Hacim çok az gelen tepkide 22 Nisan'da. Gerçi şimdi hacimleri de şey yapmamak lazım. Son bir ayda artık hacim macim kalmadı yabancının gidişiyle. Onu da biraz göz önüne almak lazım hacim kötü derken. Ya biraz daha hacim pazartesi günü en azından şöyle söyleyeyim. 50 milyon lota yakın bir hacimle bir yeşil olursa o iyi olur. Biraz daha böyle tepkilerin sürmesi yukarı yönlü beklenebilir. Burada trendi 20 gün çiziyor. 20 gün üstleli. 3.76-3.77 üstünde kapanışlar kıymetli olur Karsan'da. Orada kapanış yapamadıkça hep tedirgin bir alanda olduğunu varsayabilirsiniz. Aşağı yönlü hareket eğer tekrar gelir de 3.10 civarlarını kırarsa burada 2.80'e kadar bir alan var. Yani şu yatay alandan bahsediyorum. Bu yatay alan belki burada da tekrarlayabilir. 6.06-6.18 ile 7.86 arasındaki yatay alan. Oraya bakmak lazım. Çok işlem yoğun bir alanda orası. Bayağı da kaldı, inat etti yani. Ağustos nereden? Şöyle Temmuz'un ortalarından aralığa kadar çok yoğun işlem görmüştü. Dolayısıyla yani alan olarak yoğun bir desteğin beklenebileceği bir alan. Bunun dışında söylenecek bir şey yok. Yani burada kısa bir trend başlayacaksa, eğer bir boğa pazarına girecekse, boğa piyasasına girecekse tabii klasik 20 günün üstünün üstünde kapanışlar, 5-20 kesişmesi gibi ve RSI taraflı güçlenme aramak lazım. Hacimlerin yürüdüğünü, güçlendiğini, yani yükseldiğini, bir rağbet olduğunu görmek lazım. Onun dışında biraz zor. 200 günün altında hissenin fiyatı. Bu 200 günün etrafını hep söylüyorum. Yani bunun altına girer, üstüne çıkar, bir tepki gelebilir. 200 günde olan hisseler için söylüyorum. Bu alanlara dikkat etmek lazım. Söylenebilecek başka bir şey yok. Herhalde unuttuğum bir şey var mı? Herhalde o da yok. Herkese iyi haftalar.